kimseler görmüş varsın görsün. Ah meseleler görmüş varsın görsün. Söyleyin huysuza durmasın gelsin. Anam yar gelsin. Söyleyin huysuza durmasın gelsin. Anam yar gelsin. Varmasın kötüye nasılsın ölsün. Ah varmasın kötüye nasılsın ölsün. Kötü adamın var ömrünü yol eder. Anam yol eder. Kötü adamın var ömrünü yol eder. Anam yol eder. Bulamadım yaylanızın yolunu. Ah bulamadım yaylanızın yolunu. Saçınızın bağlasınlar kolunu. Anam kolunu. Saçınızın bağlasınlar kolunu. Anam kolunu. Eğer annem seni bana vermezse. Ah eğer annem seni bana vermezse. Yemin ettim keseceğim yolunu, anam yolunu. Yemin ettim keseceğim yolunu, anam yolunu. Eyvallah. Çok sevdiğim bir türkü. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu açmayı kabul ettiğiniz için. Var olun hocam. Değerli dostlar, bugün şiiri, hayatı, sözün gücünü, besteyi, medeniyeti, kültürü, bu türkülerin bizdeki çağrışımlarını, belki şiirlerin, güftelerin, türkülerin dilimizi nasıl muhafaza ettiğini, abi şöyle koyabiliriz, tamam. Durabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Görmüş olacağız. Değerli konuğum da şair ve bestekar. Kitaplarını da takdim edeceğiz, göstereceğiz. Ekrem Gül abi. Abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Daha önceki bir zamana planlamıştık ama bir mani oldu stüdyoda. Evet, dolayısıyla evet. Demek ki vakti bugünmüş. Kısmet bugünmüş. Şimdiye de denk gelmiş. Kısmet bugünmüş. Şimdi bu okuduğun Türkiye, ben diyorum ki Yozgat melodisidir bu diyorum. Evet. Bizim Profesör Muhsin Konuk hocamız var Üsküdar Üniversitesi'nde. O da diyor ki, dostum diyor, ne alakası var diyor. Bu türkü diyor. Emirdağ türküsü. Emirdağ türküsü. Fakat repertuara da Ankara türküsü diye geçmiş. Evet. Bazen böyle ihtilaflar oluyor. Bu da güzel bir şey. Ama mesela Yeşil Ayna Takındın mı Beline türküsüyle melodi kardeşliği melodiler var. Çok benziyor. Akrabalığı var. Çok benziyor birbirlerine. Bir de göçte de oluşuyormuş Ekrem abi. Mesela şimdi Yozgat Emirdağ'a göç vermiş. Hı. Şimdi Yozgat'tan Emirdağ'a göç olunca oradaki maya, oradaki diyelim ki o melodi oraya da gidiyor ve oradaki türkülerle de yeni bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Aslında belki de o sırada bu türkü derlendiğinde Afyon'dan derlenmiş olabilir.
ama Yozgat melodisini oraya hicretiyle. Şimdi hocam olmuş. Evet, işte bazen sözler mesela beste yapılmadan önce söz insan içinden böyle bir his geliyor ve seslendiriyor. O esnada bahsettiğiniz gibi o türkünün insanın zihninde belli bir şeyi kalıyor, izi kalıyor ve oradan esinlenmiş oluyor ya da o iz oraya yansıyor. Dolayısıyla böyle birbirine çok yakın bir iki yani türkü şıra, farklı, güfteler farklı iki şıra türkü. O oradan alevleniyor belki de. Yani. Değil mi? Yani evet. Melodi aynı olmakla beraber mesela o yaşlarla ilgili bir şey var. İşte geldin 9 yaşına, geldin 13 yaşına filan, dedim ki şu, dedi ki bu filan diye hem Azerbaycan'da, Kerkük'te, ülkemizin işte Doğu Kars tarafında filan benzer türküler var. Yani sözleri de birbirine çok yakın. Melodisi evet. de aynı. Bu aslında bizim nasıl birbirine yapışık, nasıl birbiri et tırnak bir millet olduğumuzu, bir medeniyet olduğumuzu bir da gösterir. Göster. Çünkü bazen söylenirken de aktarım farklı oluyor. Diyelim ki sen köyleri dolaşan bir aşıksın. Evet. Bir yerden bir yere gittin. Söylerken oradaki coşkuyla oradaki birkaç kelimeyi biraz kendi gönlünden coşup taşan bir şeyle söylüyorsun. Farklılaştırabiliyorsun. Senden evet. bir şey ilave ediyorsun. Yani. Oradaki dinleyenler onu aktardıklarında bu defa böyle bu aktarmış oluyorlar. Oluyorlar. Hani kasti bir bozma değil. Yok tabii. Kendi içerisinde bereketlenme diyebileceğimiz aynen, bir şey. Aynen. Ekrem abi süremiz 45-50 dakika kadar. Evet. Ben senin şiirinden, güftenden, bestenden, saz icrandan filan bunların tümünden böyle bir şey, bir demet, bir buket olsun isterim doğrusu. İlk şiir denemelerine ne zaman başladın hatırlıyor musun? Yani ne zaman karaladın ya da ilk ne zaman evet bir şey yazıyordum, karalıyordum ama bu galiba şiir oldu dediğin zamanı hatırlıyor musun abi? Hocam 12 yaşında annem rahmetli oldu. İlkokulu bitirdiğim yıl 12 yaş. O yaşlarda içimden gelen duyguları dökmüşüm kağıda. Ve yaklaşık bir 11 kıtalık, 11 dörtlük bir şiir ortaya çıkmış. 12 yaşında. Halen 12 evet, yaşında. Evet, evet, maşallah. Halen onu aslında getirecektim, şey yapamadım. İşte dosyaların arasında. Evet. Orijinal o zaman küçük küçük kağıtları yazmışım böyle. Minik minik kağıtları yazmışım. O haliyle halen durur yani. Harika. Anneme rahmet diye. Bir yere taşımamak lazım kaybetmemek için. Aynen duruyor yani evet. Şişede de var. Kitapta telefonda da var. Telefonda da var. Yani ilk 12 yaşlarında başladı. Yani 12 yaşında, 12 yaşında. Peki abi seni şiire körükleyen, şiire yönlendiren, hani böyle yol açıcın var mı? Mesela genelde köylerde zaman zaman eskiden şeyler gelirdi. Ağıtçılar. Daha doğrusu destan okurlardı. Evet. Sonradan o destan teyipten söylenir oldu. Evet. Yani önce kendileri gelirlerdi. Köy odalarında, köy meydanlarında, cami çıkışında bir yerde söylerler. Ve böyle hakikaten yüreğini hop kaldırır hop oturturdu. Hop oturdur aynen. Sonra onlar yazılı olarak da dağıtılmaya başladı. Kağıt olarak da veriyor. Evet, bazen de o teyipin geldiği zamanlarda teyipe de okumuş adam her zaman oraya da basınca onunla, hatırlarsın muhtemelen. Onunla şimdi, evet. Yani mesela böyle birini gördüğümde benim içim akardı diyelim ki. Ya da köy odasında dedem bazen tekerlemeler söyler, şiirler okurdu. Daha evet. evvel yaşayan şairlerden. Buna benzer böyle bir hani yol açıcın ya ne güzel bir şey bu. Yani dediğim bir şey oldu mu yoksa kendiliğinden mi bir yönlenme? Şimdi o bahsettiğiniz destansı şiirleri köyden benim memleketim Niğdebor. Bor ilçemizde zaman zaman pazara gittiğimiz zaman haftada bir pazar oluyor malum şehirlerde. Onun şeyi de var, darbe meseli de var malum. Geçti Bor'un pazarı evet. süreçlerini Niğde'ye malum evet. Ve ben o yaşlarda o destanı okuyanların ellerinde böyle matbu evrak evet. şeylere bastırmışlar. Hem okur hem de onu satarlardı. Evet. O bir onlar için bir geçim kaynağıydı yani. Evet. Ama benim yani şiir onlardan etkilenişim yok diyebilirim. Yani evet. tamamen Allah'ın bir lütfu yani evet. ne bileyim. Köyde bir şair de yok. Hani o yok, söyleyen, yok. Söz dizen bir şair de köyümüzde yok. Köyümüzde şair yok. Şöyle söyleyeyim. Sazı da ben 18 yaşında köyümüzde saz çalıp düğünlerde saz çalan bir arkadaşım vardı. 18 yaşında liseyi bitirdiğim yıl bir yıl üniversiteye gitme imkanı bulamadım. İstediğim üniversiteyi kazanamadığım evet, için ara verdim. O ara verişte biraz onun yanına takıldım. Sazı o sene öğrendim yani. O sene öğrendim. Yine de erken sayılabilecek bir zaman değil mi? Biz uğraştık ama öğrenemedik. Kötü yeteneksiz kabiliyeti sıfır olan bir öğrenci olarak.
Ama türküleri bilmeye çalışıyoruz. Bir de Derya bitecek gibi değil ki. Bitecek gibi değil. Yani Kesinlikle, bu kesinlikle. az evvel okuduğun türküde söylenen sözler arasında yani böyle üzerinde konuşulacak, Doğru. şerhler yapılacak, çağrışımları Evet. bol, tedavisi bol derlermiş eski. Neler var? Bambaşka Evet. bir şey. Şunu söyleyeyim hocam, işte o yıldan sonra, ama ortaokul, lise derken daha çok bakıyorum notlarıma, yazdığım şiirlere. O yıl dediğim gibi yazdığım şiirler halen durur. Halen durur. O yaşlarda genelde kızlara yazılmış şiirler olur Ekrem abi. Biraz öyle, biraz Köyün öyle. Halen bak, güzeline, sene 12-4-1972. maşallah. Saklamış O saklamışsın zamanlar hakikaten yazdığım ya. şiirler. Efendim, aynı şekilde 10-01-1972. Dolma kalemle yazılıyormuş galiba. Dolma kalem artık ne bulduysak. Yani o seneler 18 Ağustos 1972. Bunlar o seneler yazdığım şiirler. Yani Fakat imza atmayı da unutmamışsın ya. O da şey yani. imza da var. İmza da var, Başkasına mal olmasın diye, evet, evet. imzaları da hep altında. Yani buna benzer, yani daha çok lise yıllarında şiire Bir yatkınlık oldu. Peki Ekrem abi, yönelmişim. bu doğuşunu anlaşıldı. Peki zamanda yani şiire yöneldikçe, şiir yazmaya çalıştıkça, lise bitip işte üniversite yıllarında hani böyle şehirle, daha çok kalabalıkla, yeni bir sosyolojiyle tanıştıkça böyle hani üstad saydığınız, daha çok okumak istediğiniz, okudukça kendinizi onda var ettiğiniz, ya ben de böyle yazsam, böyle bir ses bulsam dediğiniz şairleriniz oldu mu üstad saydığınız? Valla hocam, fırsat buldukça tabii ki okuyorduk. Özellikle liseden sonra biraz okuma aşkı, şevki gelişti, ama genelde yani etkilenmeden ziyade kendi içimden gelen bir Neşet Ertaş mesela kimden etkilenmiştir sizce? Belki babasından, Babasından değil tabii mi? rahmetli Babasından tabii. etkilenmiştir. Yani ben de biraz Neşet Ertaş'ı örnek almış sayılabilirim. Dolayısıyla en çok idol diyorlar ya, idolüm olan Evet. şair, yazar, ozan, her neyse, Neşet Ertaş'ı söyleyebilirim bu Eyvallah. konuyla ilgili Şimdi olarak. zor sorulara geliyoruz abi. Estağfurullah. Şair sözünü güçlü söylemek için neler yapması lazım? Yani mesela söz dizmeyi biliyorsun. Zihninden arka arkaya geliyor. Birbirine uyaklar harika. Dinleyenler de müthiş diyorlar. Diyelim. Fakat bunun kalıcı olması, güçlü olması, etkili olması, karşı tarafta bir anlam uyandırması, onu tekrar okumaya da dinleme ihtiyacı duyması için ne yapması gerekiyor? Sana göre tabii. Şimdi bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Her şeyden evvel duygu şiirde çok önemli. Hissetmek çok önemli. O hissettiğini ben hissettiğim zaman yarım saatin içinde bir şiir ortaya çıkartabiliyorum. Yani Ama önce bir his bulutu, sonra bir his, his his çok deryası duygu, oluşuyor duygu çok herhalde. önemli. His Evet. çok önemli. Bir şeyden hislenecektin, duygulanacaksın. Yeri geliyor mesela bir kelime beni bazen, bir kelime. O bir kelime üzerine ben, yani bir saatin içerisinde, hadi ben onu biraz daha hani demlensin derler ya Evet. şairler, bekletirim. Birkaç gün içerisinde eksiğini, gediğini işte tamamlarım. Ve bir saatin içerisinde ben o şiiri ortaya koyabilirim. Yani Genellikle böyle mi oluyor? Yani bendeki şiirler o, aşağı yukarı bir bendeki saat bendeki civarında mı? bendeki durum bu. Evet. Ha bazen de hocam, mesela başlıyorsun bir şiire, onu bir kelimeyi ya da birkaç kelimeyi yerine tam oturtabilmek için bak takılıyorsun, kalıyor, gelmiyor. O zaman onu kapatıyorum ve birkaç saat sonra ya da birkaç gün sonra tekrar bakıyorum. Baktığın zaman da illaki bir şeyler ortaya çıkıyor. Bir de şu oluyor mesela, şiiri bitirmiş oluyorsun, bitiriyorsun. Diyorum ki bunu ben özellikle Facebook'ta bitirdiğim şiirleri yayınlıyorum. Diyorum ki biraz da aceleciyim ben bu konuda. Bitti miydi? Hemen diyorum ki Durmaz, yayınlayayım gitsin. durmasın değil mi? Durmasın, Demek ki ha, çıktı. durmasın, okusun insanlar. İşte seven sevsin. Okusun, hissensin. Bir şeyler Evet. kendine göre, herkes bir şey hisse Paylaşım çıkarsın. duygusu Ha, gelişiyor. evet. Ama bazen de
diyorum ki ya iyi ki paylaşmamışım diyorum o şiiri. Niye? Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar bakıyorum. O bazı kelimeler ne yani başka bir şey geliyor aklına. Ve diyorsun ya iyi ki paylaşmamışım. Ve demlendirmenin aslında şiirde çok önemli olduğunu da bu konuyla ilgili söyleyebilirim. Çünkü galiba o sırada bir körlük oluşuyor. Çünkü o duygu seli seni sürüklediği için oradaki hani virgülün yeri, vurgu, tekrar, evet, işte yeni açılımlar bir sonraki kıtada diğerinin açılıyor olması, evet, biraz daha derinlik, işte sonunda işte şah beytin bulunması, mahlasla kullanılması, evet, filan, evet, gibi durumlar biraz daha üstünde ikinci kez ince, evet, çalışmaya herhalde gerektiriyor. Şimdi etkisini artırmak için dediniz. Etkisini, evet, artırmak için dediğim gibi önce his, duygu. Ama onun peşinden de tabii ki şiiri daha güzel yazmanın en önemli faktörlerinden birisi de kesinlikle okumak. Çok okumak. Çok okuduğun zaman o hissi, o duyguyu, o edinmiş olduğun bilgilerle de bütünleştirdiğin, birleştirdiğin zaman ortaya harikulade bir şey çıkabiliyor. Şimdi biraz da sözün, şiirin ya da daha doğrusu şairin diyelim. Şairle muhatabın arasındaki ilişki açısından baktığımız zaman Ekrem abim, şiir nasıl bir şey? Yani sen, sana bir his geliyor. Sen bir duyguyla dönüyor, doluyorsun. Doluyorsun. Kalbin bu ihtizaza, bu titreşime dayanmıyor. Orada doluyor. Kalbinden diline vuruyor. Dile yansıyor. Ve dilden de işte kalem ve kağıtla buluşuyor. Dökülüyor. Ya da o sırada saz elindeyse irticalen belki sazla da söylüyorsun. Ama evet, genellikle kağıtla buluşuyor. Evet. Burada söz ve muhatap ilişkisi, şiir ve muhatap ilişkisi, önce şairle şiirin ilişkisi, şiir haline geldikten sonra o duygu, şiirle muhatabın ilişkisi açısından böyle ne düşünüyorsun? Ya ben yazdım ama bu anlaşılmadı. Ya nasıl güzel anladılar? Ben bile bu kadar düşünmemiştim bunu yazarken. Ne kadar çok anlam yüklediler buna gibi mesela. Durumlar oluyor mu? Yani söz ve muhatap ilişkisi senin için yani ne demek kişilerle, yani? Okuyan, evet, kişilerle, evet, evet, şiirin ilişkisi. Evet. Tabii ki bu bahsettiğim gibi Facebook'ta takip eden arkadaşlarımız onu yorumlarına yansıtıyorlar. Yansıtıyorlar. Ve güzel, çok güzel yorum yapan arkadaşlarımız oluyor. Ve oradan anlıyorsun ki ben demek ki istediğimi bu şiire verebilmişim. Onlar da buradan hislenmişler. Kendilerince o şiirde bir şeyler bulabilmişler diye düşünüyorum. Peki mesela en çok sevilen şiirim şudur gibi bir şey var mı abi sende? Onu da bir dinlemek isteriz. Daha doğrusu birini paylaşmanı isteriz şimdi bu cevaptan bir sonra. Bir şiir, bir şiir. Yani kastettiğim şey şu. Mesela Necip Fazıl dediğimizde Kaldırımlar akla gelir. Misal işte Sakarya akla gelir. Evet, Sezai, evet, Karakoç dediğimizde işte birinin aklına Kar şiiri gelir. Bir başkasının aklına Mona Rosa gelir. Vesaire. Mesela senin takipçilerin tarafından böyle öne çıkartılan bir şiirin var mı, yoksa hepsi aynı değerde diye diyebilir miyiz? Vallahi takipçilerim tarafından zaman zaman şu şiir çok güzel olmuş dedikleri oluyor. Mesela onlardan bir tanesi, şuraya not almıştım, neydi o? Onu bizimle paylaşma imkanı olursa, evet, güzel olur. Sen diyerek kokladım İğdeleri dün gece. Eyvallah. Dinleyelim abi. Bu şiiri çok beğendiler. Kitabımı arkasından bulayım. Bir, evet, türkü alırız 88. Yine sonra devam edelim. Yayınlanmış şiir kitaplarımız var bu arada. Bu hangi kitaptan? Belki kısmet oldu. Kısmet, evet, oldu hocam. Efendim. Kul Garip mahlasını kullanıyorsun. Kul Garip mahlasını kullanıyorum. İlk kitabım Hasılı Kelam. Eyvallah. Efendim, ilk kitabım bu. 2000 başta 2000'lerde. 2000 küsürlü yıllar. 2019. 2019'da Hasılı Kelam. Peşinden 2020'de ön sözünü sizin yazmış olduğunuz. Derdi yoklar. Çıktı. Evet. Derdi yoklar ülkesi kitabı. Bir sene sonra da 2021'de iki kitap birden çıktı. Maşallah. Birisi bu Aşk ile, Allah bereketlendirsin inşallah. Öbürüsü de Bir Yunus Tutkunu. Eyvallah. Burada bahsettiğim şiiri okumaya çalışayım. Ay ışığı bir akşam seyrü sefa eyledim.
Hayalinle dağları, deryaları boyladım. Adına şiirleri beste yapıp söyledim. Dudaklarımda her dem okurum hece hece, sen diyerek kokladım iğdeleri dün gece. Mehtabı seyrederek dalıp gittim maziye. Yüreğine koşarım, gemi aldım azıya. Takdire boyun eğer, inanırım yazıya. Muhteşem güzelliğin ismini koydum Ece, sen diyerek kokladım iğdeleri dün gece. Alıp götürdü beni, elleri ellerimde. Ayrılmam mümkün değil, kementti bellerimde. Anılarım canlandı, yaşarım küllerimde. Karşı koymak imkansız böyle gizemli güce, sen diyerek kokladım iğdeleri dün gece. Sabırla çilemizi dua edip çekersek, yolumuza çıkanın bileğini bükersek, nasip kısmet olur da selamete çıkarsak, mutluluk huzur dolu yıllar gelecek nice, sen diyerek kokladım iğdeleri dün gece. Şefkati merhameti alıp özümde kardım, kul garibim hak deyip ondan beklerim yardım. El açıp boyun büküp çıkıp huzura vardım, diledim ol Rabbimden aşk ile tüssün baca, sen diyerek kokladım iğdeleri dün gece. Eyvallah. Harika, gönlü sağlık. Abi bir de bir besteyle devam edelim. Arkasında yine konuşmayı sürdürelim. Zaman da maşallah akıp gidiyor. Zaman sazı da şöyle yetmeyecek bize. Uzatmaya çalışayım ben sana. Teşekkür abi. Ederim. Duruşunu bozmadan. Evet. Şimdi bize kendi bir besteni kendi bestelerimizden bir tane okuyalım. Güzel olur çünkü en azından zamanı yetiştiremezsek okunmamış olmasın. Eyvallah, sağ olun hocam. Bu bestenin de bir kronolojisini verirsen, mesela ne zaman güftesi, ne zaman yazıldı, bestesi ne zaman yapıldı, ikisi aynı anda mı çıktı, tarihlendirmesi nedir? Şimdi hocam, Nide Bordan Ekrem Gülen, hakkı söyler, hakkı direm. Dünya bir han, ben bir yolcu, işte geldim, işte gidem. Nasıl çıktı biliyor musunuz? Yani belki şu dörtlük, yani 25 mi diyeyim, 30 mu diyeyim yıl hocam. Demlendikten sonra. Şeydeyim, Erzurum'dayım. Erzurum'da bir otel odasındayım. Otel odasındayım. Ticaret için gitmiştim. Orada Erzurum'da bu cağ kebapçı bilmem koçlar, koç cağ kebap, onun duvarlarında böyle şiirler asıyorlar. Gündüz oradan otele geçtik. Oradan şey yaptım, etkilendim. Otelde işte bekleyip dururken, yatmadan önce duygulandım. Dedim böyle bir Erzurum şivesiyle dikkat ederseniz. Evet. Nide Bordan Ekrem Gülem, hakkı söyler, hakkı direm. Erzurum şivesi. Dünya bir han, ben bir yolcu, işte geldim, işte gidem. Erzurum şivesi. Aynı o bende bir ara böyle şey oldu. Ne diyelim işte, türkü yapmak için. Beste sonradan geldi. Tamam. Ya en az dediğim gibi 25 sene önce yazılmış bir dörtlük. Onu takdim etmeye. Besteyi giyinmek için bu kadar beklemiş. Hadi bakalım. Yani nasip o zamanmış demek ki. Ekrem Gülem, hakkı söyler, hakkı direm. Dünya bir han, ben bir yolcu, işte geldim, işte giden. Yalan dünya, yalan dünya,
beni benden alan dünya, ileri seçip giden kötülere kalan dünya. Yalan dünya, yalan dünya, beni benden alan dünya, ileri seçip giden kötülere kalan dünya. Yanar yürek, ağlar gözüm, haktan yanadır hep sözüm. Eriyip gidiyor özüm, işte geldim işte giden. Yalan dünya, yalan dünya, beni benden alan dünya, İleri seçip giden kötülere kalan dünya. Yalan dünya, yalan dünya, beni benden alan dünya, İleri seçip giden kötülere kalan dünya. Kışa döndürdüler yazım, hayırsıza geçmez nazım. Elimde bir kırık sazım, işte geldim işte giden. Kışa döndürdüler yazım, vefasıza geçmez nazım. Elimde bir kırık sazım, işte geldim işte giden. Yalan dünya, yalan dünya, beni benden alan dünya, ileri seçip giden kötülere kalan dünya. Yalan dünya, yalan dünya, beni benden alan dünya, ileri seçip giden kötülere kalan dünya. Eyvallah. O zaman mahlas kullanmıyorduk herhalde henüz. O zaman mahlası ne zaman mahlas kullanmaya başladık? Yani kaç yıl hocam, oldu? Hocam mahlas şöyle koşma türü, şiir yazanların, yani bizim yazdığımız şiirlerde genelde o tür şiirler, halk şiirleri, bunlarda mahlas kullanmayı öneriyor üstadlar diyelim. Bu işi bilen uzmanları, mahlas mutlaka kullanmamız gerekiyor. Ben de işte belli bir zamandan sonra, özellikle 2014 yılından itibaren. 2014 niye? 2014'te şu akıllı telefonlarla kavuştuk o sene. Ona kavuşmamızla birlikte sosyal medyada arkadaşlar edindik. İşte şiirlerini okuduk. Bizim şiirlerimizi okudular. Orada biraz daha bu şiir daha gün yüzüne çıktı. Esas şiirin alevlenmesi diyebiliriz. Evet. Ya. Dostlara ulaşması kolay oldu. Evet. İlgililerine. Evet. Mahlası da o yıllarda. Niye Kul Garip? Kul Garip tamamen yani içten gelen bir duyguda ya. Hocam garipliği ben şöyle. Garip biliyorsunuz Neşet Ertaş'ın da mahlasıdır aynı zamanda. Ertaş garip, sade garip, garip mahlasını, evet, kullanıyor. Evet.
İnanın Ertaş'a özendiğimden ya da Ertaş'ın şeyini Hayır, aldığımdan özen, gibi değil. Kötü bir şey de o da güzel yok, bir şey özen, yani, öyle de olsa yani. Onun mahlasını alırım gibi düşüncem kesinlikle yok. Garipliği ben şöyle hissediyorum, yorumluyorum, tanımlıyorum diyeyim yani. Elinden, dilinden, belinden işte söyle hiç kimseye zarar gelmeyen Allah dostu. Ziyana uğratmayan kişi. Kimseyi. Yani Allah dostu diye yorumluyorum, tanımlıyorum ben kendimce. Yani biz de o yolda inşallah kendimizi yani kimseye dediğimiz gibi bu tür şey yollardan zararımız olmasın. Maliz abi garip gurbette olan demek. Gurbette olan kişi hicrete gitmiş olan demek. Hicret ise yarın olmadığı yerdir. Yani aslında evet. Gurbetlik yarın olmadığı yerdir ve gariplik orada oluyor. Olur. Demek ki siz hep böyle bir tanrı arayışı, böyle Cenab-ı Hakk'a böyle bir yakınlık duygusuyla dolup taşmışsınız. Olabilir. Bu işin herhalde öyle bir yerde. Bir de garibin mesela başka bir tanımı var. Hani garip, fakir, garip, kimsesiz. Orada garip. Yani öyle, öyle de tanımlanabiliyor mesela. Evet. Ama benim esas garipten buradan çıkarttığım, bahsettiğim, söylediğim şeyler. İşte garipten garip olmak lazım diyorlar. Garip yakınlık demek, garip uzaklık demek. Yani şimdi o bir harfi garibi garip haline getirmek bazen bir ömür de alıyor. Evet. Yani vusatı yar edip etmek, daha doğrusu önce kendinle buluşmak, kendi kalbinle değil mi? Kendi varlığına buluşmak. Evet. Çünkü kendinle vusatı yar etmezsen, kendine vusat etmezsen vusatı yar zaten hiç yapamıyorsun. Çünkü ne aradığının bilincinde olmuyorsun. Olmuyorsun. Abi mesela güfte ile sana göre şiirin bir farkı var mı? Ya mesela güfte dediğimiz şeyle masamıza koyduğumuzda şiir dediğimiz şeyin arasında ne bakıyorsun mesela yani ya bu güfte falan ya da bu şiir güfte değil diye bir şöyle, ayrım var mı zihninde yani, baktığında? Şiirden malum besteler yapılıyor. Evet. Ama güfte olarak düşünüldüğü zaman biraz daha onun kuralları şöyle söyleyebilirim mesela özellikle iki bir dörtlükte ikinci mısra dördüncü mısra ve ondan sonra gelen her kıtanın dördüncü mısrası sabit ayak dediğimiz türde yazılıyor güfte de ama şiirde buna uymak durumu zorunlu bu yok. Şekilde de olabilir ama şiirde çok sabit ayak diyoruz bu bahsettiğimize öbür türlü sabit ayak değil de değişken. Değişken ayak. Bir de tabii bu şiirle güfte arasında ben şöyle bir kendimce bir fark görüyorum. Güfte yani şiir, güfte de şiirdir. Tabii mutlaka. Fakat normal tarif ettiğimiz şiirden farkı bestelenebiliyor olmasıdır. Yani her şiir bestelenmez. Her şiir bestelenmez tabii. Bestelenebilen şiire güfte diyoruz. Daha yalın, daha net, çağrışımı bol. Dinleyince kişiyi yormayacak, onu mu diyor, bunu mu diyor demeyecek. Tedavisi, çağrışımı çok olacak. Tekrarlanabilir olacak, zihinde kalıcı imgelere vurgu yapacak aynen. gibi düşünüyorum. Evet, doğru mudur? Doğru söylüyorsunuz, evet hocam. Peki, onaylatmış Eyvallah. Olduk. Şimdi her şiir bestelenir mi diye soracağım ama mesela şöyle şey oldu mu hiç? Diyelim ki bir şiirin var, bestelemek istiyorsun ama şiir kendini bir türlü besteye bırakmıyor. Yapmıyor. Yani yarın kollarına bırakmıyor. Yani, nazlanıyor. Evet. Ya da yapısı ona uygun değil. Uygun değil evet. Diyelim. Böyle bir şeyin bir hatıran var mı abi? Ya şu şiiri bestelemek istedim. Şimdi, bana ait ya da başka bir şaire ait. Ama bir türlü besteye gelmedi. Bu beste elbisesini bir türlü giydiremedin. Böyle zorlandığın oldu mu? Şimdi var birkaç tane benim o türde yaptığım besteler var hocam. Mesela yazmışım şiir çok hoşuma gidiyor ama besteye pek uygun görmemişim ama hani dediğiniz gibi ya bunu bestelesem diye de bir istek var içerimde. Ama zaman içerisinde kendimi biraz ona verince oldu mu? İnanın verince oluyor ve oldu. Yani beste yaptım o tür şeylerden. Oldu. Aslında sormak istediğim şey şu abi. Yani şair ya daha doğrusu bestekar şiir bestelemek için onunla inatlaşırsa bestekar mı kazanıyor, şiir mi kazanıyor? Yok kardeşim ben sana kendim besteletmem mi diyor? Her zaman, yoksa bestekar ne yapıp edip onu besteliyor mu? Her zaman bu bestekar kazanmayabilir. Ama
Ben bu tür şiirlerden dediğim gibi birkaç tane besteledim. İşte bestekarın kazandığı da olur. Kaybettiği de olur. Kaybettiği de olur. Kaybetmek kazanmak içindir değil mi? Yani, kaybedersin ki daha iyisini yapıp kazanasın. Hani yeni bir zafere. Hocam bu beste işi belki ilerideki sorularda gelecek mi bilmiyorum da şu an aklıma gelmişken söyleyeyim. Beste öyle bir şey ki bazen bir tane örnek vereyim mesela. Çarşıdayım, pazardayım, yoldayım. Elimizden düşmüyor ya bu. Açıyorsun sesini. Hemen baktım bir arkadaşımız bir şey yazmış. Şöyle okuyorum. İnan Allah'a aynı anda beste. Ne yapıyorum bu sefer ben onu unutmayayım diye? Açıyorum ses kaydını. Mırıldanıyorum onu. Al sana beste abiciğim. Bu böyle bir şey beste yani. Şimdi o zaman bestelerde ani doğumlar da var. Evet. Ani doğumlar da var. Hemşirenin zorladığı doğumlar da söz konusu. Tamam. Biraz buraya getirmek istemiştim. Evet. Peki, insanlara etkisi bakımından gözlediğin zaman, Ekrem abi, kendiliğinden doğup taşan, yani birden sele dönüşen, yağmurun sele dönüşmesi gibi olan, birdenbire şimdi söylediğin gibi coşan, taşan senden, besteleri mi daha çok kulaklarda kalıcı, dostlarda, yoksa zorladığın, böyle didişerek başardığın, çok uğraştığın bestelerin daha çok kalıcı? Hocam bu da işte o bestenin şeyine bağlı artık. Güzelliğine, insanların hissetmesine bağlı yani. Ben mesela onu çok fevkalade güzel hissederim. Sözlerinden etkilenirim. Duygulanırım. Bana çok fevkalade güzel gelir. Ama bir başkası pek fazla belki de etkilenmeyebilir. Dolayısıyla o artık... Bunu da şundan sordum. Amir Ateş'in, Allah uzun ömür versin, amin, hepimizin çok bildiği bestesi var. Fakat kişinin 5000 bestesi var muhtemelen. 3000, 5000'den fazla. Hayır, maşallah. Çokça bestesi var. Ama mesela Amir Ateş diye sorsak sokakta muhtemelen pek çoğumuzun söylediği bir kızıl goncaya benzer dudağın. Evet, evet. Şeyi, şarkısı gelir. Onu elektrikler kesilince yaramazlık yapman ya da işte onunla ilgilendiği için çocuğu böyle dindirmek için, susturmak için torununa mırıldandığı bir besteymiş. Diyor ki Amir Ateş bir röportajında, ya o kadar uğraştığım çok güzel besteler var fakat bilinmez. Fakat bu torunuma böyle ninni gibi söylediğim, hani onu meşgul etmek için söylediğim, evet, evet, sırada çıkan bir beste. O da başka türlü. Milletin gönlünde fevkalade bir yer bulmuş olabilir. Yani durumlar değişiyor demek. Değişebilir. Peki abi ilk besteniz ne zaman oldu? Yani ya ben artık beste yapayım dediğiniz, mesela hani şiirin tarihini söylediniz. Peki ilk beste ne zaman yaptınız? Ve ilk besteniz kendi şiirinize miydi yoksa bir başkasının ürününe mi beste yaptınız? Kendi şiirimi hocam. Kendi şiirimi. Bahsettiğim ya lisedeki yıllarda. Bestede mi o zaman başladı? O yıllarda o yazdığım şiirleri yine dediğim gibi o zaman telefon yoktu da şey vardı, teyp yani. Vardı yani. Teyplere kaydetmişim ama teyp de olmasa o yıllarda bak bestelemişim, burada kalmış. Akılda kalmış. Ve halen onları şimdi şiir önüme geldiği zaman onları söyleyebilme. O günkü beste. Evet. Yani bestekarlık da eskiye dayandı. Eskiye dayalı tabii. Böyle tabii. Kaç beste var? Tahminen hani böyle saydın mı onları ayrı bir dosyalıyor musun? İşte zaman zaman o bestelere değişiklik yapmak için bakılıyor mu? Evet. Ya da bu şiire yeni bir beste yapayım filan. Yani toplam kaç besteniz oldu abi? Şimdi hocam... Bir de albüm çalışması filan değil mi? Albüm çalışması var. Da evet geçen sene öyle bir bazı arkadaşlarımızın sağ olsun destek ve teşvikleriyle albüm çalışması da yaptık. 13 adet türkümüzü seslendirdik, besteledik ve de efendim işte YouTube kanalına yüklendi o şiirler. Onların bestelenmesiyle birlikte resmiyet kazandı tabii bestekarlığımız tabii. Diyelim yani. Resmiyet kazandı ve buradan hareketle de MESAM. İyi oldunuz. MESAM'a da üye olma hakkını elde ettik. Geçen yıl MESAM üyesi de olmuş olduk. Başkasının ürünlerine beste yapmayı o düşünüyor da, musunuz? O da var işte var hocam. O da var. Aynen.
Mesela bahsettiğim demek ki yani sokakta şiiri okudum hemen Evet, beste evet. geldi dedim ya. O da yine bir arkadaşımızın şiiri ve ona benzer yaklaşık bir 15-20 arkadaşımın şiiri Harika. Bestelen. bestelenmiş durumda ama bunlara da bir resmiyet kazandıracağım Allah ömür Evet. verirse. Onlar tabii notaya çektirmek gerekiyor, değil mi? İşte Yani onaylattırmak gerekiyor galiba tabii. notere. Ve Evet. sonra galiba mesema veriliyor. Evet. Birinin okunması mümkünse sağlanıyor ki, değil mi? Kulakları da kalıcı olsun. Abi bir beste daha dinleyelim. Sonra işte Evet. son demlere girmiş gibi oluyoruz. Muhabbet aklı geçti maşallah. Bir Ama iki soru daha hocam sorarım sonuna şimdi. mı yaklaştık hemen? Ne çabuk ya? 20, 18 var. Evet, yani bir 10 dakikamız daha var diyelim. Aman Allah'ım ne çabuk ya. Evet öyle. Vay vay. Muhabbet zamanı Evet çabuk ya. geçer. Keder zamanı uzun geçer derler hocam. Bir sevda uğruna yar yar yandım kül oldum. Küllerimde hiç sönmedi korlar alevler. Ben o yare sultan idim şimdi el oldum. Hep ağladım gülemedim ne bilsin eller. Konamadım ben bir dala, savruldum hep sağa sola. Sensiz halim nice ola, gel kurtar beni. Konamadım ben bir dala, savruldum hep sağa sola. Sensiz halim nice ola, gel kurtar beni. Yüreğimde sensizliğin bitmez sancısı. Hasretin bağrımı deler dinmez acısı. Benim yarim güzellerden bilmem hangisi. Konamadım ben bir dala, savruldum hep sağa sola. Sensiz halim nice ola, gel kurtar beni. Konamadım ben bir dala, savruldum hep sağa sola. Sensiz halim nice ola, gel kurtar beni. Kul garibim aşıkınan bırakma beni. Yıl oluyor günler aylar görmezsem seni. Kimse dolduramaz yerin sen etmez beni. Konamadım ben bir dala, savruldum hep sağa sola. Sensiz halim nice ola, gel kurtar beni. Konamadım ben bir dala, savruldum hep sağa sola. Sensiz halim nice ola, gel kurtar beni. Edebiyat kurtarsın diyelim. Açıklara da valla 46 dakika falan olmuş hocam toparlama zamanı. Oy oy Demek oy. ki ne kadar da hızlı da geçti. Aman Allah. Şimdi besteden bahsettik, şiirden bahsettik. İlk şiirleriniz, besteleriniz, ikincisini de bizimle paylaştınız.
Böyle de oluyor mu? Belki birkaç soruyu da toparlarız. Mesela önce melodinin yakalanması, sonra üstüne şiiri bina etmek gibi de bir çalışma oluyor mu? Genelde hani konuştuğumuz önce şiir çıkıyor, güfte çıkıyor, sonra üstüne bir melodi. Tersi de oluyor mu bunun sizde? Hocam ben de genelde şiirden etkilenip Evet. beste söz konusu oluyor. Yani önce melodi sonra şiir pek olmadı. Peki mesela şairin yaslandığı yer neresi olmalı? Biraz da böyle hani medeniyet üzerinde, edebiyat üzerinde konu. Bir şair nereden beslenmeli? Nereye yaslanmalı? Ne söylemeli ki söylediği yer o söze muhatap olarak cevap versin, ayağını sağlam bassın, kadim bir duygu gelişsin. Yani şairin nereden söylediği de önemli. İyi söylüyor ama nereden söylüyor? Hak'tan mı söylüyor, hakikatten mi söylüyor, bu medeniyetten mi söylüyor, bu ülkeden, Yani. bu milletten mi söylüyor? Buna ilişkin ne düşünüyorsunuz? Şairin bir de böyle bir yükümlülüğü var mı? Bu kültüre ait bir şey söyleme sorumluluğu var mı? Nasıl bakıyorsun olaya? Birkaç cümleyle de olsa. Şimdi hocam tabii ki yani ben de özellikle yani söylediğimiz yazdığımız çizdiğimiz şeylerden bir ders alınması, çıkarılması. Ben bunu amaç ediniyorum kendime. Yani meşhur bir sizinle hatta yine bir sosyal medya üzerinden böyle bir programda şey yaparken sizin ağzınızdan bir kelime çıktı. Lay lay lom diye. Bizim yazdığımız şiirler, ben kendi adıma söyleyeyim. Estağfurullah. Lay lay lom tiri değil. Olmamalı. Hep haktan, hakikatten, vatan hasreti, İlahi aşk, beşeri aşk, gurbet, efendim vatan, millet, bu tür duygular Yani bu üzerine. toprağın hamuru üzerinden bir şiir inşa ediyoruz ve Evet. onları da bestelemeye Evet. çalışıyoruz. Mesela hayatında bir şiiriyeti var mı? Bununla kapatalım. Yani şiir gibi yaşamak. Ya şiir gibi adam diyor. Şiir gibi. Ya nasıl yaşadı adam? Kardeşim adam şiir gibi yaşadı, şiir gibi öldü diyoruz. Şimdi bu ne deriz? Buna kapatalım ve Evet. inşallah böyle olalım Niyazi İlahi Yani Hasan'da. evet. Şimdi tabii ki ben güzel insan diye bir şiirim var da Eyvah onu ben biliyorum o şiiri. biliyor musun? Teşekkür O, o aklıma geldi. ederim. Eyvah. Yani şiir gibi adam tabii ki bahsettiğiniz gibi İnsan demek daha doğrusu. Çünkü kadın için de söylüyoruz. ya Hani tabii adam şiir deyince hani gibi erkeğe insan. Evet, şiir vurgu gibi yapıyor insan. değiliz. Evet. Yani yaşayışıyla, duruşuyla, efendime söyleyeyim, konuşmasıyla, her haliyle güzel yaşayan bir insana işte şiir gibi insan. Mesela karşımızda duruyor bir tanesi. Allah razı Allah razı olsun. olsun. Şimdi abi mesela adam doğru bir adam olabilir. Adam bilgili bir adam olabilir. Adam gayretli bir adam olabilir ya da insan olabilir diyelim. Evet, Çalışkan evet. filan. Fakat mesela zarif değilse, ince değilse şiir gibi o diyemeyiz Olamaz, herhalde yani. olamaz. Mesela Adam bilgili, gayretli, çoluğuna, çocuğuna, toprağına ekiyor, biçiyor, getiriyor. Fakat çok kaba. hocam Mesela şiir gibi diyebilir miyiz? diyemezsin hocam. Şimdi Evet. fevkalade bakın. İşte sosyal medyadan tanıdığımız şiir olarak 10 numara. 10 numara şiiri kuralıyla, kaidesiyle, bilmem nesiyle 10 numara şiir yazıyor. Ama adam biraz evvel bahsettiğiniz gibi nezaket yok. Naif değil. Böyle olunca yani onun yazmış olduğu o 10 numara dediğimiz şiir benim nazarımda hiçbir şey İnsan ifade iğne dalı etmez. gibi olmalı o zaman değil mi? Böyle nefis Yani kokmalı, tevazu tabii ki. sahibi olmalı, dalları Kesinlikle, kesinlikle. eğilmeli. Aynen. Ve o zaman şiir gibi yaşamak Yani nasip olsun inşallah. nasıl? Abi İnşallah. çok teşekkür ederim. Hocam Emek bitti mi? verdin, geldin, sözlerimize Oo. cevap verdin. Bir türküyle açtın, iki kendi eserini lütfettin, bir şiirini okudun. Bir şiirle kapatalım istersen. Ne Vedayı da okuyalım öyle yapalım. acaba? Sevgili seyirci, bugün Ekrem Gül dostumuz, ağabeyimiz buradaydı. Bize şiirlerini paylaştı, bestesini paylaştı, türküler okudu. Bu haftada istasyonda bizden bu kadar diyelim.
bir şiirle kapanış yapalım. Şiir bittiğinde biz de size veda etmiş şimdi oluyoruz. Şimdi sen devam et hocam. Konuşmaya da ben şu şiiri bulayım. Tefeül yapalım abi. Nasıl? Tefeül yapalım. Açalım geldiği yer olsun. Ha. Evet, tefeül yapalım. Evet. Kaslı mahsus ile bir şey seçmiş olmayalım. Bakalım ne geliyor. Buyursunlar efendim. Lay lay lom geldi. Lay lay lomlar ile işimiz olmaz. Bizde sevda, hasret kokar şiirler. Türkülere candır ebedi ölmez. Gönülden gönüle akar şiirler. Açılır ummana yol olur gider. Ay ile yıldıza al olur gider. Seven yüreklere gül olur gider. Ateşi suzanı yakar şiirler. Bazen çok sert, bazen hamur gibidir. Gül dalında açan tomur gibidir. Kışın bora, yazın yağmur gibidir. Şimşek olup gökte çakar şiirler. Kimisini küheylana bindirir, kimisini ol tahtından indirir. Yananların ateşini söndürür. Aydınlığa alıp çıkar şiirler. Bir kara gözlüğe ah edip meler, gece yarıları uykuyu böler. Kayayı ufalar, mermeri deler, nice kaleleri yıkar şiirler. Fakire muhtaca destektir beldir, yetimi öksüzü okşayan eldir. Mazluma dar günde uzanan koldur, zalimin boynuna çöker şiirler. Şairi ozanı aşkla koşturur, aşılmaz denilen yollar açtırır. İhlas yüklü mısralarla coşturur, derviş ile zikir çeker şiirler. Eda cilve yapıp nazla gelse de, bazen şaşıp muallakta kalsa da, arada bir elem keder olsa da, her haliyle kaymak şeker şiirler. Bazen ayağına taşlar takılır, gelsin diye yollarına bakılır. İlham olup en sonunda dökülür, kalplere muhabbet eker şiirler. Ehlinin elinde şahı merdandır, güzelin boynunda akça gerdandır. Kul garibim, nide yeşil bordandır. İnce mercan yakut döker şiirler, bizde lay lay lomsuz vakar şiirler. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Peki efendim, bizden bu kadar. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun.